Panik ataktan bahsedeceğiz bugün. Panik atak, şöyle kısaca bir tanım vereceğim. Ondan sonra da bir tane danışanım burada kabul etti bizimle olmayı ve ondan dinleyeceğiz bu parça. Panik atak ani başlangıçlı, fizyolojik ve bilişsel belirtilerin de eşlik ettiği yoğun bir korku ve tedirginlik hali diyebiliriz. Ama şimdi bunu bizzat deneyimleyen birinden dinleyeceğiz. Hoş geldiniz, iyi ki de geldiniz. Mersi. Hadi bize anlatın bu parça, nasıl deneyimlemiştiniz? İlk olduğumda telefonda konuşuyorduk. Hiç de bildiğim bir şey değildi nasıl aslında. Nasıl bir ortamdaydınız? Evde yalnızdım. Kendi evinizde miydiniz? Evet. Telefonla konuşuyordum. Birdenbire, tabii onun öncesinde bir sıkıntılı dönem var. Hı. Yani bir takım aile içi sorunlar var. Evlilik sorunları vesaire. Hani çok da öyle durup dururken oldu diyemem. Karnımda bir yanma başladı. İnanılmaz derecede, yani giderek yükselen boğazıma doğru ve kalp atışı ve bir o ortamdan çekilip alındım sanki, yani başka bir yerdeyim, boyut değiştirdim. Yabancılaşmak gibi. Evet, aynen. Telefonu ben ölüyorum, kalp krizi geçiriyorum. Niyeyse öyle yorumladım. Çünkü kapattım. Kalp atışlarınız çok hızlandığı tabii için olsa gerek. Ve ev ambulans çağırdım. Doktorlar geldi. Sonuçta fiziki olarak bir şey olmadığını ama bir psikiyatra görünmem gerektiğini söylediler. Sonrasında başlayan uzun bir süreç var. Çeşitli doktorlar, ilaçlar, terapiler vesaireler. Hep en rahat olduğum dönemlerde çıktı aslında. Tamam, ben atlattım dediğim zamanda. Olmadan önce tabii ki bir takım sebepler var. Ama olduğu anda aslında böyle bir şeyi tetikleyecek herhangi bir durum yoktu. Hiçbir şey yok. Ortada, öyle değil mi? Tabii yıllar içinde şunu da gözlemledim. Yani gerçek bir sıkıntı yaşarken asla olmuyor. Fakat sıkıntı bittikten sonra, hani ben artık şey diyorum, fazla atamadığım yükler var, halen içeride kalmış. Onları boşaltma, böyle kendi kendime formüller bulmaya başladım. Enerji boşaltıyorum işte, için bu şekilde stresimi atıyorum. Şimdi nasılsınız peki? Şimdi gayet iyiyim ama o dönemlerde yaşadığım çok yoğun bir de şey var tabii. Her an tekrar olacak mı? Yani siz tabii çok daha iyi biliyorsunuz. Yani panik atak hastalığının aslında en büyük kısır döngüsü o. Bir kere yaşadıktan sonra en ufak bir şeyi yanlış yorumlayabiliyoruz bu sefer. Yani hastalık değil, panik atak başlayacak şeklinde. Evet, bu korkudan korkmak gibi bir şey aynen, oluşuyor değil aynen. mi? Tekrar olmasından korkmak. Buna beklenti anksiyetesi diyoruz. Aslında panik atak bir hastalığın adı değil. Hastalığın adı panik bozukluk. Panik ataklar panik bozukluğun içinde de semptom özellikle tek tek olabiliyor ve başka bir takım psikiyatrik durumların ya da başka bir takım hastalıkların, tıbbi durumların sonucu olarak da ortaya çıkabiliyor. Ama biz bugün burada panik bozukluğa giden ya da gitmeyen, neyse, panik atan kendisinden bahsedeceğiz. Siz içinden geçtiğiniz için çok daha iyi biliyorsunuz tabii. Bu tedavisi olan bir şey. Evet. Fakat yaşandığında müthiş ortalığı terörize eden, insanı müthiş terörize eden, bütün duygusunu ve dengesini bozan ve ne oluyor bana, ölüyor muyum, çıldırıyor muyum, kontrolü kaybediyorum hissi yaratan, demin bahsettiğimiz o yabancılaşma ya da gerçekliğin değişmesi gibi bir takım bilişsel şeylerde eşlik ediyorsa eğer daha da korkutucu olabiliyor. Ve genelde kalp çarpıntısı, soluk alışverişte hızlanma, ellerde titreme, soğuma gibi bir takım fizyolojik belirtilerin de eşlik ettiği, otonom sinir sistemi özellikleri onlar. Ya ben şimdi eşlik ettiği söylemek istiyorum orada. Yani bunların hepsinin bir sebebi var demiştiniz bana. Yani belki onu tekrarlayabiliriz. Hani neden birdenbire kalp atmaya başlıyor? Vücudun aslında bir koruma sistemi devreye giriyor. Şöyle, canlı organizmaların yaşamsal bir tehditle karşı karşıya kaldıklarında 3 tane yanıtları var. Kaç, savaş ya da dona kal şeklinde bu yanıtlar. Dona kalmak zaten, ama kaçmak için de savaşmak için de vücutta bir takım değişikliklere ihtiyaç var. Ve zihin önce bunları yapıyor. Sonra korktuğumuzu biliyoruz. Çünkü yani önce hareket etmemiz lazım yem olmamak için. Mağara insanını düşünün. Çıktı mağaradan, aslanla karşı karşıya kaldı. Ya o ona saldıracak ya da kaçacak. Bunun için kaslara daha çok kan gitmesi lazım, hücrelere daha çok oksijen taşınması lazım. İşte o demin bahsettiğimiz otonom sinir sistemi devreye giriyor ve bunlar arttırılıyor. Sonra bu kriz bittikten ve yönetildikten sonra, hayatta kalındıktan sonra parasempatik sinir sistemi tekrar devreye giriyor, sakinleşiyoruz, stabil hale geliyoruz. Dolayısıyla bunların hepsinin işlevi kaçmaya ya da savaşmaya yarıyor.
Fakat panik atakta sorunumuz şu ki ortada böyle bir yaşamsal tehdit yokken oluyor. Yani siz işte ne güzel söylediniz. Telefonda konuşurken. Telefonda kötü bir haber almadınız. Yok, doğrusu. Hayır. Öyle mi? Telefon, yani mesela bu şeyi de getiriyor beraberinde. Bu sefer hayatınız kısıtlanıyor. Evet. Yani toplu yerlere gitmemek. Hani evet. Benim mağaza kabininden kaçmıştım. Böyle bu, komik hikayelerim vardı evet, mesela. Bu trafiğe çıkamamak, köprüyü geçememek, dışarı çıkamamak, herhangi bir uçağa binememek. Arabada sıkışıp kalacağınızla ilgili bir, buna da agorafobili panik atak deniyor. Yani dışarı çıkma korkusunun da eşlik ettiği bu günlük yaşam kalitesini müthiş bozan bir şeydir. Evet, kısıtlayan. İşte sizin de başınıza geldiği gibi insanlar genelde acillerde ya da işte kardiyoloji servislerinde soluğu alırlar. Bunun da elemine edilmesi doğru ve iyi bir şeydir, gerekli bir şeydir bana soracak olursanız. Yani hakikaten kalple ilgili bir sorun var mı, işte hipoglisemi hata mı, tiroidle ilgili bir şey var mı neyse gibi bir takım tıbbi durumların ortadan kaldırıldıktan sonra en iyi tedavisi de panik atan şudur ki şimdiye kadar yapılan çalışmalar öyle gösteriyor. İlaç ve psikoterapiyle beraber, yani ilaç ve psikoterapinin beraber götürüldüğü tedaviler en olumlu sonucu veren tedavilerdir. Panik atak bir kere geçirip bir daha hiç geçirilmeyebilir. Panik bozukluğa çevirebilir. Bir sürü formu olabilir bunların. Ama aslında kaygıyla ilgili bir şeydir. Bu kaygı bozukluklarıyla peki, alakalı kaygı bir şeydir. Kaygı bozukluğu olan herkes panik atak hastası değil ama değil mi? Yanlış. Hayır. O günlük kullanıma bakmayın. Ay panik atak oldum, panik atak geçirdim, panik atak biraz oluyorum falan gibi öyle şeyler değil. Olduğunda gerçekten can sıkıcı bir tablo çıkar ortaya. Yani hakikaten insanlar işte ölüyorum herhalde bana gerçekten çok ciddi bir şey oluyor diyor. Kendini hastanelerde buluyor. Panik atak kaygı bozuklukları şemsiyesi altında düşünülmesi gereken bir şey. Bir kaygı bozukluğu. Kaygı ile çalışırken, kaygı ile uğraşırken bunun hiçbir zaman ortadan kaldırılması, hayatımızda artık hiç kaygı ile ilgili bu durum olmamasından bahsetmemiz mümkün değil. Böyle bir şey doğru da değil. Yok böyle bir şey. Kaygı evet olumsuz bir duygu. Yaşandığında savuşturulmaya çalışan ve insanı rahatsız eden bir duygu ama bir fonksiyonu var. Hayatımızda bir işlevi var. Dolayısıyla kaygı ile çalışırken bizim psikoterapide sağlamaya çalıştığımız şey kaygının yönetilmesini sağlamak, buna çalışmak. Panik atak tedavisinde değil, psikolojik tedavisinde psiko eğitim de çok önemlidir. Yani danışana anlatılır, işte bu vücudunun bu cevabı aslında bunun için oluyor. Bu peki, biraz sonra orada geçecek. Araya girip bir şey soracağım. Panik atak hastalığı genetik midir? Yani psikolojik bir hastalık olarak yoksa karakteristik midir? Bunu ben hep çok sorguladım. Yani benim karakterimle alakalı bir şey mi? Sonuçta çok da okudum biliyorsunuz, araştırıyorum, işte çok doktorlara gittim. Bu ben ne yaparsam yapayım genetik bir şeydir ve ben bunu yaşayacak mıydım? Yoksa karakterimde, yaşam tarzımda, tepkilerimde değişikliğe gittiğim zaman bunu geri çekebiliyor muyum? Bildiğim kadarını cevaplayacağım. Tam cevabı olmayacak herhalde ama şimdi hepimiz bir şeye daha yatkınız. Kimimiz kaygı üretmeye daha yatkınız. Kimimiz depresyona daha yatkınız. Siz kaygı üretmeye daha yatkınız. Daha kaygılı bir tiptiniz siz. Bu işin genetik tarafı belki de. Yani işte sizin hani biyolojik yapınızla evet. Alakalı bir şey. Ama bu illa panik atak geçireceksiniz demek değil. İşin bir biyolojik kısmı var ama bir de öğrenilen kısmı var. Eğer büyüdüğünüz evde sürekli kaygıyla ilgili bir konu gidiyorsa, bu çok çok konuşuluyorsa, siz annenizin ya da babanızın ya da yakın çevrenizde, etrafınızda birinin ah panik atak hastası, onun için şu ilaçları kullanıyor gibi duyuyorsanız, bu yapılan çalışmalarda ailede birinin kaygı bozukluğuyla ilgili bir rahatsızlığının olmasının daha sonra sizi de bu anlamda etkilediğini, normalden daha fazla risk altında olduğunuzu gösteriyor. Şimdi kalabalık bir yerdeyim. Çok da huzurlu ve mutluyum. Ama birden karnımdan böyle bir yanma başladı. Panik atak başlıyor. Ne yapacağım? Eyvah. Panik ataktan önce siz panik oldunuz bile zaten. Öyle değil mi? Oldum kesinlikle. Yani bazen de o oluyor. Panik yani gerçekten herhangi bir şeyden midem yanabiliyor. Eyvah panik atak geçiyor. Onu da başka türlü yorumlayabiliyorsunuz. Evet. Doğru. Panik atak çalışırken panik atakla ilgili tedavinin ikinci ayağıyım ben öyle düşünün. Bunu çalışırken öz denetime çok önem veriyoruz. Öz denetim tekniklerine çok önem veriyoruz. İnsanların kendi kendini atak sırasında sakinleştirmeye çalışması, bilişsel olarak da
Yani o içsel olarak bir terörize olma hali geliyor ya, bana bir şey olacak, kontrolü kaybediyorum, yitiriyorum, deliriyorum ya da öleceğim herhalde gibi bir şey. Evet, tüm bunlar. Bir bundan ve bir de yani o kalp atışları, soluk alışverişteki hızlanma ve rahatsızlık veren, işte o mideden şurama bir ateş geliyor, işte buradan oraya bir elektrik gidiyor gibi oluyor falan gibi bütün bu hikayeler. Bunların hepsi bizi ayrıca paniğe sevk eden şeyler oluyor. Bunun için öz denetim tekniklerini kullanıyoruz. İki tane şeyi çok önemsiyoruz. Bir, sakin kalabilmeyi. İki, duyguyu düzenleyebilmeyi. Şimdi buraya gelebilmeyi. Çünkü kaygı her zaman gelecekle ilgilidir esasında. Onun için şimdi buradanın derdi değildir. Eğer şimdi burada güvendeyime çekebilirse danışan kendisini ve bu öğrendiği nefes egzersizleri olabilir, bilişsel bir takım teknikler olabilir, imajinatif bir takım şeyler olabilir falan. Bunları kullanmayı da bilir ise, kendi bedenini tanıyarak öz denetimini sağlarsa çok rahatlıkla bu işten çıkabilir esasında.